Merhaba, bugün Levent Üzümcü'nün evinde konuğuz. Kendisiyle uzun bir sohbet yapacağız, gittiği kadar. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. yeni geldiniz İstanbul'a ve uzun bir süre gündemdeydiniz. Pek ama sizin ağzınızdan çok fazla bir şey görmedik sanki başınıza gelenlerle ilgili. Önce ne oldu size? Ne yaptılar? Şehir tiyatrolarından sizi attılar mı? Evet, aynen öyle. Şehir tiyatrolarından memuriyete bir daha dönmemek üzere atıldım. Şimdi işte idare mahkemesine başvuracağız. Yürütmeyi durdurmak üzerine. Buradan bir yanıt alamazsak oradan Danıştay'a gideceğiz. Olmadı Anayasa Mahkemesi'ne. Eğer beyefendiler bu kısa süre içerisinde bireysel başvuruları Anayasa Mahkemesi'ne olan bireysel başvuruların önüne geçmezlerse Anayasa Mahkemesi'ne, olmadı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğiz. Peki bu süreç ne zaman başladı? Gezi ile mi başladı Evet. sizin? 2014 yılında 2000 evet. Hayır. 2013'ün sonlarına doğru beni ifadeye çağırdılar. Belediyenin müfettişleri. Gümüşsuyu'nda bir yerleri var, oraya gittim. Benden ifade aldılar. Ama bu resmi bir ifade değildi, hani şifahi. Sonra yazılı bir ifade verdim kendilerine. İşte Sosyalist Enternasyonel konuşmam, gazetelere verdiğim demeçler, Gezi Parkı'ndaki direnişe katılmam nedeniyle. Ondan sonra aradan belli bir süre geçtikten sonra tam da çok hesaplılar, biliyorsunuz, tarihler konusunda çok iyi biliyorlar tarihlemeyi. Şöyle bir tarihleme yapmışlar ki herhalde benim onlar milletvekili falan olacağımı zannetmişlerdi. Hani Şubat'ta bu seçimler için milletvekillikleri istifa ediyordu ya memur olanlar memuriyetten. Ondan bir hafta sonra soruşturmayı başlattılar. Ondan sonra bir takım belediye zabıtalarını bana göndererek, 3 tane belediye zabıtasını bana göndererek benden bir savunma daha istediler. Belediyenin Yüksek Disiplin Kurulu'nda durumumu görüşmek için. Ben de kendilerine bunu verdim, savunmamı verdim. Savunmanın sonunda da yaptıklarının hukuksuz bir şey olduğunu ve bu hukuksuzluğa alet olanların suçlu duruma düşeceğini söyledim. Ve bile bile devleti zarara sokmaktan kendilerine dava açacağımı söyledim. Çünkü bu bir tazminat davasına doğru gidecek. Buna rağmen her şeyi göze alarak beni Yüksek Disiplin Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın imzasıyla, son imzasıyla memuriyete bir daha dönmemek üzere bu anlattığım sebeplerden dolayı işten çıkarttı. Peki şimdi Gezi döneminde çok sanatçı gördük. Bazıları sonradan yan çizdi falan ama çok insan vardı ve herhalde aynı kurumda çalışan başkaları da vardı. Bu olay sadece size mi oldu yoksa bir grup insan ya yine başka insanlar da söz konusu mu? Bir arkadaşım daha soruşturma ile karşı karşıya kaldı. Ancak onun olayı başkaydı. O Facebook üzerinde bir takım hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle açıldı ona. O disiplin kurulundan, tiyatronun disiplin kurulundan döndü. Ben bugüne kadar mesleğimle ilgili şehir tiyatrolarında en ufak bir ceza almadım. Kaç yıldır çalışıyordunuz? İşte 1995'ten beri 20 yıl olmuş, işte 18 Maalesef. yıl olmuş. 20. Şehir tiyatrolarındayım. Son 10 yılında da şehir tiyatrolarının neredeyse bütün ödül getiren oyunlarında başrol oynadım. Elimden geldiğince, siz de dinlemişsinizdir ödül konuşmasında, Sadri Alışık'ta yaptığım konuşmada. Sosyalizm dediğiniz şey sizin hayatınıza adapte etmedikçe anlam ifade eden bir şey değildir. Ben o yüzden başka bir şekilde üstüme gelemiyorlar. Çok fazla havai yaşayan, işte uyuşturucu kullanan, gece hayatı olan, vergi borcu olan, kaçakçılık, alavere dalavere peşine koşan biri değilim. Hiçbir zaman olmadım. Ne yapacaklar? Şimdi birçok arkadaşımızı uyuşturucu nedeniyle susturdular. Yıllardan beri takip ederlermiş, o kart ellerindeymiş, onu ortaya sürdüler. Kumar da var değil mi bazen? Ben öyle yaşıyorum hayatımı ama her insanın istediği gibi bir hayatı tabii ki sınırlar çerçevesinde yaşamasını da her zaman savunmuşumdur. Ama ne yapacaklardı bana? İşte bunu yapacaklardı. Yapacak başka bir şey Tamamen kalmadı elimde. görüşleriniz. Yani tamamen siyasi görüşleri nedeniyle insanın işine son verilir mi? Peki
burada Gezi ve Sosyalist Enternasyonel burada size sordukları sorularda, yani ifadenizi alırken tam olarak neyi sordular? Nedir yani? Neyle suçluyorlar? Devlet büyüklerine kasta aşan ifadeler kullanmakla, ama aslında senin varlığını suçluyor. Senin var olmanı, senin duruşunu, söyleyişini, bunların önüne geçmeye çalışıyor. Sen çünkü tanınan bir simasın. Bizim direniş sırasında parka gelen kişiler ünlülük derecelerine göre kademelerden arandılar. Gelen en ünlü de en yukarıdan arandı. Ne işin var senin orada diye. Çünkü çok kötü korkuyorlardı. Kanaat önderisin çünkü bir yandan da. Kanaat önderi olmasan da insanlar seni örnek alıyorlar kendilerine. Bu çok önemli bir şey. Çok vurucu bir şey bu. Ve bundan dolayı çok korkuyorlar. Özellikle tanınan insanların özgür fikirlerini dile getirmesinden çok korkuyorlar. Ama çok yaşıyoruz biz. Bir alabora örneği var. Çok kötü örneklere, yani acı örneklere. Mehmet Ali Alabora, şimdi yanılmıyorsam yurt dışı ağırlıklı yaşıyor değil mi? Evet. Ama onların uzun süreden bir planı programı vardı yurt dışında. Ama herhalde hızlanmıştır yani. Aynen öyle. Biraz daha hızlandırdılar. Çok tabii ilginç şeyler dönüyor. Hemen söylentiler yayıyorlar. Bir iki tane maaşlı işte trole bir iki tane trole maaş bağlayarak isimleri, cisimleri belli değil. Takma isimlerle işte seni şurada öldüreceğiz, burada öldüreceğiz. Aman seni öldürecekler, aman seni vuracaklar diye bir şaia yaratıp bir korku imparatorluğu kurup hepimizi de o imparatorluğun figürünü haline getirdiler. Yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Daha biraz önce işte aklını alırız senin, akıllı ol falan diye. Adı sanı belli olmayan insanlar. İşte oturuyorlar bir yerde internetin başında. Peki izliyorum. Şimdi şehir tiyatrolarından size attılar. Yasal süreci siz sürdürüyorsunuz. Evet. Ama bu arada ne olacak? Siz sanatçısınız, mesleğiniz var. Mesleğinizi sürdürebilecek misiniz? Elbette. Çünkü mesleğime bir yasak getiremediler. Ben zaten Tiyatro İstanbul'un İstibdat Kumpanyası oyununda oynuyorum. Ve oyunla da geçen sene ödül aldım. İki oyunla birlikte aldım. Hem Bir Yaz Gecesi rüyasıyla hem de İstibdat Kumpanyası'yla. O diğer oyunum devam ediyor benim. Çünkü Tiyatro İstanbul'dan atamadı hiçbir kuvvet. Yok çünkü öyle bir ama şeyleri duyuyoruz mesela. Dizilerde rol almanın önü kapanıyor vesaire falan. Yani size şunu söyleyebilirim. Bunu siz çok iyi biliyorsunuzdur. Siz de medyayla uzaktan yakından... Uzaktan. Birisiniz demeyeyim. En içinde olanlardan birisiniz. O çok iyi biliyorsunuz ki aklını, fikrini, vicdanını hür tutmaya çalışan, hakkaniyetle davranmaya çalışan ama bir dakika arkadaş bu da olmaz diyen her insan elenmeye başladı. Her seçimde bir iki tane gazeteci işini kaybetti. Farkındasınızdır yani 9 tane seçim. Bakın hep bir ay sonrasında büyük gazeteler yazarlarına yol verdiler. Televizyon kanalları sunucularına yol verdiler. Şimdi bir iki tane ayakta durmaya çalışan televizyon kanalında görüyoruz neler çektiğini sunucu arkadaşların. Yani çırpınıyorlar hata yapmamak ve maaşlarına devam edebilmek için. Ama en ufak bir hatada anında şutlanıyorlar. Bu böyle olmayacak. Çünkü bu bir şey ilişkisi, bir nasıl anlatayım, kaba bir tabir kullanmadan nasıl anlatılır bilmiyorum. Ama ben kelimeyi de kullanmak istemiyorum. Bu bir çıkar ilişkisi. İhale alıyorlar. İhalenin karşılığında o ihaleyi alabilmek için yanında bir de televizyon kanalı almak zorundalar. Şimdi gelip şey diyorlar. Kanıtın var mı? Arkadaş kanıta gerek var mı? Her şey gözümüzün önünde oluyor. Şimdi yalan mı söyleyelim? Oturalım. Yok aslında o öyle değildir mi diyelim. Yani bizi hiç tanımadığımız bir adam zorla bir odaya sokmuş. Bizi çırılçıplak soymuş ve biz hala onun bize masaj yapacağını zannediyoruz yani. Anlatabiliyor muyum size? Yani neyin ne olacağı o kadar belli ki adam polis gelse o sırada işte beni tecavüz etmek içeriye tıktı falan desek demez mi adam da çıkıp da o zaman kanıtım var mı? Ya daha ne kanıtım olacak yani daha ne söyleyeyim ki ben sana? Karşıma duruyor. Peki bütün bunlar siz solcu olduğunuz için mi oluyor? Kabaca. Pek çok solcu var etrafta. adı solcu olan ya da solcuların yanında esip gülleyen, mangalda kül bırakmayan ama yanında her gelen insanla birlikte her şey olabilen pek çok insan var. Ama karşına kim gelirse gelsin kendi durduğun yerde durmayı becerebilen de fazla insan yok. Solcular dediğimiz tabii kavram çok geniş bir kavram. İçinde ulusalcıların bile olduğu. Yani düşünsenize disip de solcu. Hatta sosyalist. Ben nasıl sosyalist olurum disip sosyalistse? Bir de internasyonel sosyalist olduklarını söylüyorlar. Ben de. Nasıl şimdi aynı kefede oluyoruz onlarla? Yetmez ama evet cümlesini bulan insanlarla ben nasıl aynı şeyde olayım?
yerde olayım. Ulusalcılarla uzaktan yakından bir ilgim yok. Daha ne olabilirim ben bilmiyorum. Yani nereye kadar ne olduğumu ifade etmeye çalışabilirim. Peki şey sorayım. Bu tür siz de demin söylediğiniz başına insanların değişik dönemlerde değişik şeyler geliyor. Bir de ne oluyor bu insanlar? Yalnız mı kalıyorlar? Dayanışmalar oluyor mu? Sizin kendi tecrübenizde siz beklediğiniz desteği, umduğunuz desteği, dayanışmayı yaşadınız mı? Çok açık, net soruyorum. Çok açık ve net söylüyorum. Hiçbir destek bekleyerek yapmıyorum. O ayrı. Ayrı ama gerçekten. Evet. Hiçbir destek bekleyerek yapmıyorum. Ama mesela son bu ihraç olayından sonra o kadar fazla destek geldi ki, o kadar herhalde ihtiyacı varmış insanın. O kadar hüzünlendiğim, duygulandığım anlar. İnsanların üzülmelerine üzüldüm ben. Çünkü görüyorsun seni ne kadar desteklediğini, ne kadar sesini duyurmaya çalıştığını görüyorsun insanların. Onun için bir destek ummadım ama gelen destekler karşısında da son derece memnun oldum. Son derece hislendim ya. Tam karşılığı hislendim yani. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü şöyle örnekler de duyuyoruz bazen hakikaten kendini yalnız hisseden. Çünkü çok zor şeyler ya şimdi insanların hayatları, kariyerleri vesaireleri alt üst oluyor ve bu bazen belki de yörüngelerini de şaşırabiliyorlar öyle değil mi? Ne yapsın şimdi Allah aşkınıza yani Brecht'in çok güzel bir lafı vardır. Önce ekmek, sonra ahlak der. Ne kadar doğrudur. Şimdi inandığı dünyayı savunabilmesi için insanın bir evinin olması, bir yiyeceğinin olması lazımdır. Başını sokacak bir yeri yok, yiyeceği yok ve orada insan işte ister istemez makyajist oluyor. Değil mi? İster istemez oluyor. Yani köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyor. Ama köprü bir türlü geçilemiyor. Çok sonra nasıl geçeceksiniz? Yani görüyorsunuz işte ne olup bittiğini hep birlikte görüyoruz. Hiçbirimizin bir ekstra kanıta ihtiyacı yok. Peki bu siyaset nedir? Milletvekilliği? Bunu buradan söylemek fırsatını bana verdiğiniz için size teşekkür ederim. Birkaç tane şey var, onlardan bir tanesi de bu. Bana hiç kimse, hiçbir merci, hiçbir zaman milletvekili olmayı düşünür müsünüz diye sormadı. Siz düşündünüz mü? Eşimle konuştuğumuz oldu. Ya acaba siyasete mi girsem dediği zamanlar oldu. Evet. Ama ne değişecek siyasete girsem? Buyurun bugün 550 tane milletvekili var meclisimizde. Bu 550 tane milletvekilinin Türkiye'nin yönetimiyle ilgili en ufak bir dahli var mı? Bugün duyuyoruz insanları şehirlerin valilerine yalvarıyorlar. Allah aşkınıza ne olur söyleyin artık bunlar yaşanmasın. Çok korkunç olaylar oluyor deniyor. Valiler çıkıp diyorlar ki bizim elimizde hiçbir şey yok. Hiçbir şeyin kontrolü bizde değil. Yaşanılan şey bu. Hepimizin de gözü önünde yaşanıyor. O vali bunu söylediğini televizyona çıkıp söylese ertesi gün işini kaybeder. Çünkü zaten sürülebileceği yerde. Anlatabiliyor muyum yani? Buraya gidip sorduğunuzda tabii ki bunu Isparta valisine sormuyorsunuz. Tamamen salladım bu şehrin adını. Peki şöyle bir şey söyleyeceğim. Son dönemin tabii bugün biz bunu sizde birkaç gün önceden kararlaştırdık ve maalesef Dağlıca olayı dün yaşandı. Çok büyük bir dönüm noktası olacağı belirtiliyor ama o bir süreç 7 Haziran'ın ardından itibaren Türkiye'de tekrar çatışma süreci yaşanıyor ve özellikle kent merkezlerinde Cizre, Diyarbakır, Nusaybin, Yüksekova vesaire çok büyük çatışmalar yaşanıyor. Sivil can kayıpları da var ama güvenlik kuvvetlerinden de var. PKK militanlarından da var vesaire. Böyle çok bir kaotik bir durum var. Ve özellikle Kürt hareketine yakın çevreler şöyle bir şey söylüyor. Gezi'de gösterilen duyarlılık Güneydoğu'da Kürt bölgelerinde yaşanan, kentlerde yaşanan olaylara gösterilmiyor diye. Özellikle Kürt olmayan sola ya da aktivist çevrelere yönelik belirtiler var. Katılıyor musunuz? Orada izler birbirine karıştı. Artık bugün kimin hangi eylemi nerede yaptığını kimse bilmiyor. Bugün ihalelerin kalacağı yerler belli. Bu vatanın evlatları orada kamyonların içinde yolda giderken mayınların parçaladığı cesetler haline geliyorlar. Bu vatanın savunması için bakın Dağlıca ile ilgili yazılanları okuyor musunuz? Dağlıca'nın ne kadardan beri o karakola ne kadar çok baskın yapıldı. Aynı üzümlü karakolu gibidir.
Ne kadar çok. Aktütün Karakolu, Dağlıca ve Üzümlü Karakolu biliyorsunuz. Evet. Bu karakollara yapılan baskın, oralarda şehit olan askerlerimizin sayısını biliyor muyuz? Bir toplayalım bakalım. Arkadaş bugüne kadar neden bir önlem almadınız? Aylardan beri bakın yazıyor insanlar bangır bangır. Dağlıca Karakolu'nun PKK tarafından kuşatıldığı yazıyor. Ve dün hadi bir takım köylüler birlikte çıkın yiyecek alın falan denilmiş insanlara. Ordumuzun askerlerine. Ve bu insanlar böyle çıkmışlar. Şimdi bunlar söylenti mi? Bunlar gerçek mi? Neler olup bitiyor orada? Belli ki açıklamalardan anlıyoruz ki her şehit babası da vatan sağ olsun demiyor. Her şehit babası bunu demediği için de evladını şehit vermiş babalar zan altında bırakılıyorlar. Görüyor. En yüksek, devletin en yüksek kademesi tarafından kendilerine kötü sözler söyleniyor. Yani şimdi artık burada bir durup düşünmemiz lazım. Bu insanlar Mehmetçik neden ölüyor? Neden şehit oluyor? O kadar fena halde düşman yaratmaya ihtiyacı vardır ki kötülüğün. Çünkü kötü olmaya devam etmek istemektedir. Ve karşısında bir düşman yoksa kötülük de yapamaz. Düşman yaratır kötülük. Bizleri düşman eder. Bu ülkede barış isteyen insanları düşman eder. Ben barış istiyorum diyorum. Barış iki devlet arasında olur diyor. Niye? Küsler barışmaz mı? Adı üzerinde değil mi? Kan davasını bitiren aileler barışmaz mı? Karı koca kavga eder, akşam barışmaz mı? Sen arkadaşınla kahvede kavga edersin, ertesi günü barışmaz mısın? Barış herkesin arasında olur. Yeter ki barışı yapmaya gönüllü olsunlar. PKK, affedersiniz, uyuyan bir canavardı Kandil Dağı'nda. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu canavar neden uyudu ve neden uyandırıldı? Bunu da hepimiz biliyoruz. Kanıta ihtiyacımız var mı? Tarihleri ortada, yapılanlar ortada, neyin neden yapıldığı da ortada. Dün yaşananlar da ortada. Bu saldırı saat 3'te olmuş. Saat 3'te 15'ti. Üstüne milli maç izlendi. Milli maçın 80. dakikasına kadar izlendi. Sonra çıkıldı. Her şey o kadar gözümüzün önünde oluyor ki. Ve birileri çık parmaklarını bize sallayıp şey diyorlar. Kanıtın var mı? Bak suç işliyorsun. Kanıtın var mı? Neye kanıtım olsun ki? Yaşadığım kanıttır. Peki, demin ben siyaset sorunca hemen dediniz birkaç noktadan bir diğer noktalar ne? Hakkınızda belli ki bir takım spekülasyonlar var. Bilmiyorum siyasetle ilgili. Siyasette konuştuk. Yani milletvekilliği dışında şey dediniz hani bu ben milletvekili olacak mısınız dediğinizde bir iki tane açıklamam gereken husus var. Bunlardan birisi dediniz. Diğerleri ne? Diğerleri mesela çok istiyorlar ya düşman yaratmayı. Ben bundan Gezi direnişinin hemen ardındaki sanıyorum Ağustos ayıydı ya da Temmuz'du. Şeyi düşünüyorum. Bizim gibi bir ülkede insanların arasında bu kadar algı farkının açıldığı, yüzyıllar girdiği bir ülkede nasıl demokrasiyle yaşayacağız? Şöyle bir şey yazdım. Aranda 1600 yıl fark olan adamla bir arada yaşamaya çare olur mu demokrasi dedim. Bir tane provokatör milletvekili çıkıp Peygamber Efendimiz'e küfrediyor dedi. Yazdığımı defalarca okudum. Ne alakası olabilir? Hani dersin ya abi aranda 1600 yıl fark var. 1600 yıl geriden geliyor. 1600 yıl önünde. Hani nereden nasıl olduğunu bilmiyorum. Bir anda böyle bir şey atıldı ortaya. Üzerinde Nike tişörtüyle Mekke'de çekilmiş fotoğrafıyla. Bana parmağını böyle yaparak Levent Üzümcü akıllı ol falan diye fotoğraflar gelmeye başladı. Çözemiyorum durumu. Bakın şimdi ben burada AKP'nin kendi içindeki oydaşları tarafından da rahatsızlıkla karşılanan bir durumun baş aktörü oldum. Çünkü ekmeğimle oynanıyor. Hemen bunu sürdüler gene piyasaya. O peygambere küfretti sen biliyor musun? Diyor. Çünkü senin mağdur olmanı tırnak içerisinde hazmedemiyor. O diyor ölse yeridir diyor. Ya bırak onu attık. O diyor peygambere küfretmişti diyor. Bu bir dakika. Buradaki şey çok demin ettiğiniz laf. Mağdur olmanıza izin vermiyorlar. Bu son dönemin galiba çok... Bir tek onlar mağdur olabilir. Ya yani bir mağduriyet varsa din üzerinden onlar bir şekilde mağdur olurlar. Çünkü mağduriyet edebiyatıyla bugüne kadar geldiler. Yalan mı? Kılık kıyafet kanununda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda yapılmayan bir küçük değişiklik bizi bugünlere getirdi. Onun istismarı bizi bugün. Her iki taraftan da. Bu ülkenin başbakan yardımcısı televizyonlara çıkıp ya laiksin ya demokratsın dedi.
birinci elden bu ülkenin insanların kafaları karıştırıldı, çorba gibi oldu. Siz de işte Fransız eğitiminden geliyorsunuz. Çok iyi bilirsiniz. Laiklik, Fransız. Fransız. Biliyorum, başım o yüzden çok şey gelmiştir, değil mi? Şimdi ben size söyleyeceğim Allah aşkınıza. Ne olur gidin bakın. Laiklik demokrasinin en büyük güvencesidir. Tabii, hele Türkiye'de. Hele Türkiye gibi ülkelerde arkadaş, yani sen ne zaman laiklikle demokrasiyi birbirinden ayırdın? Ne zaman bu iki oldu? Diğer hususuna geçelim. Sizi belli ki çok saldırıya uğruyorsunuz. Sizin gibi insanlar, yani böyle öne çıkan popüler insanlar saldırıya uğruyor. Peki şunu sorayım. Mesela troll saldırıları vesaire. Ama bu arada sizi de çok seven insanlar var değil mi? Baktım 2 milyonu aşkın takipçiniz var Twitter'da. 2,5 milyona yakın. Evet. Bunlar mesela herhangi bir şeyde size yönelik bir şey olduğu zaman size bir destek şeyleri yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Mesela işte çok ilginç şeyler, böyle bir şey oldu mesela. O bil istedim. Şimdi çok fazla kullanılıyor. Mesela onu ben yazmıştım. Hani şöyle şöyle oldu, bil isterim falan gibi bir şey var. Onu şeyi görüyorsun, ne kadar etkilediğini insanların. İnsanların da onu ne kadar aidiyet duygusuyla kabul ettiklerini ve kullandıklarını görüyorsun. Çok hoşuna gidiyor. Ben bunu her zaman çok değerli buldum. Yani bu tarz şeyleri her zaman çok değerli buldum. Onların desteğini her zaman çok değerli buldum. Ama bazı durumlar var ki şey yapamıyorsun artık. İçin içinden çıkamıyorsun. Mesela niye şunlar için bir şey söylemiyorsun? Niye bunlar için bir şey söylemiyorsun? Arkadaş, ben de bir şey merceği değilim ki bir şey söylersem olacak. Keşke olsa. Ben söylediğim şeyleri keşke yaptırabilsem, oldurabilsem. Keşke benim söylediğim iyi ve güzel dünya olabilse. Ama o kadar yanlış anlamaya hevesliler. O kadar düşman yaratmaya hevesliler ki. Çünkü Türkiye'nin, biz bunu bir siyasi tercih zannediyoruz. Çok yanlış. Faşizm bir siyasi tercih değil. Faşizm bir duygu durumu. Bir ruh durumu. Bir aile içi eğitim durumu. Bakışından anlarsın, duruşundan anlarsın, konuşuşundan anlarsın. Bir anda sinirlenir, bir anda gözü eli döner. Çünkü öyle görmüştür, ona öyle yapılmıştır. Onun gerçek olduğunu, doğru olduğunu, düzgün şeyin o olduğunu düşünmektedir. Ve burada bizler aslında bunu siyasi bir tercih olarak gören insanlar çok yanılıyoruz. Peki yazıyor musunuz? Karşı gazetesi vardı, bilirsiniz siz, evet. Takip etmişsinizdir. Orada yazdım. Yaklaşık işte kaç, herhalde 40 tane yakın makalem var orada. Ne bileyim, onları toplayıp kitap haline getirmeyi bile düşündüm bir ara, ama sonra dedim ki ya kim uğraşacak? Yani zaten biz çalıyoruz, biz oynuyoruz. Bizim söylediğimiz şeyleri biz dinliyoruz, biz anlıyoruz. Öylesine bir garip karabalık var ki karşınızda, hiçbir şekilde ikna edilemiyor. Hiçbir şekilde yani. O kadar ilginç, basit ve köklü ve taşlaşmış argümanları var ki üstesinden gelemiyorsunuz. İkna edilemeyen bir kalabalık var karşınızda. Bu klasik şey hikayesi vardır ya, şu deve hikayesi. Ben dişi erkek deve hikayesi şeyde, Medine'de Hazreti Ömer ya da Osman, öyle bir şey, bir şey var orada ve işte yayınlamışlardı onu. Herkes devenin dişi olduğunu görüyor ya da erkek olduğunu. Diyor ki sen söyle, ben ne dersem inanan yüz binler var arkamda. Yani deve erkek diyorsam erkektir diyor. Ama dişi diyorlar değil. Yani ona benzer bir hikaye. Böyle bir şey var. Yani bir ağızdan çıkan her şeye inanılıyor. Kabataş. Orada yine bir camide ay. İçki içme, bacıya saldırma, bacıya her türlü garip fantastik işleme yapılması. Ama bunun karşılığında hiçbir delilin olmaması. Peki HDP hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerekli olduğunu düşünüyorum ben HDP'nin. Seçmeni değilim HDP'nin. Ama kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü demokratik bir takım istekler demokratik bir ülkede dile getirilmeli. Ben bu silahların artık kesinlikle susmasını istiyorum. Bu vatanın bir tane daha evladının şehit olmasını artık kaldıramaz bizim yüreğimiz. Bittik artık. Tükendik. Hiçbir şey yokken ortada onar onar ölüler gelmeye başladı. Şehitler gelmeye peki başladı. Bu silahların susmasının ilk adımı ne olmalı? Bir kere dürüst olalım hepimiz. Hepimiz bir kere dürüst olalım. Bu savaşın neden çıktığını, bu savaşa kimlerin alet edildiğini, neden alet edildiğini, bu savaşın neden çıktığını, evlatlarımızın neden öldüğünü bir şekilde birinin çıkıp adam gibi söylemesi lazım. Kimse birbirine yalan söylemesin, kimse kanıt da aramasın. Neyin ne olduğunu tarihi bellidir. Bitirelim mi? 25 dakikadır konuşuyoruz. Oldu mu? Evet. İnsanların şarjım bitti. Yok. hep böyle sorarlar.
Ekleyeceğiniz bir şey var. Ben teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. Yani durumumu kıymetli bulduğunuz için ben çok teşekkür ederim size gelip fikrimi sorduğunuz için. Eyvallah. Bunu YouTube'a da yükleyeceğiz. Sonra bizim Medyascope web sayfamıza da yükleyeceğiz. Herhalde bugün birkaç saat içerisinde bu olur. Çok sağ olun. Ben teşekkür evet, ederim. Evet, burada noktayı koyuyoruz. Levent Üzümcü'ye konuk olduk. Güzel bir sohbet oldu. Herkese iyi günler.